Selamün aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ee, buradan ilk başta geçmiş bayramımızda da aramız bu bayrak olsun. Kurbanımızı kestik. Ahırımızın son durumu bu şekilde. Ee, bu buraya bağladık. Yani anlayacağınız iki tane hayvan kestik, iki tane de yerine bağladık. Hayvancılık böyle bir şey bereketli bir meslek şu anda eskiye göre yani 1-2 ay öncesine göre az da kazandırsa hayvancılık kazandırıyor arkadaşlar Videoyu da böyle bodoslama girdim ama e, asıl konumuz düvelerin tohumlanma yaşı bunu bir arabimiz abimiz istedi e, iki sefer 3 sefer yorum yaptı e, ben de zaten video çekecek konu arıyordum güzel de bir konu olunca sizlere çekim dedim ama video girmeden önce şöyle hayvanlarımızın bir son durumunu görelim, ahırımızın son durumunu görelim. Çünkü kurbanlar gitti, şurada biri bağlıydı, şurada biri bağlıydı. Maalesef kesiz hayvanlarımız, yani maaleseften kastımız, yani bu bir döngü, mecbur böyle olması lazım. Kurban'a gitmesi, mezbaniye gidecek. Kurban olması daha hayırlı, hiç olmazsa hayırlı bir iş için, yani hayırlı bir işe vesile olmuş oldu. Ahırımız bu şekilde dolu. Ee, şurada bir yerimiz var. Buranın sahibi de yakın zamanda gelecek inşallah kazasız belasız hayırlısıyla. Ee, i̇çerideki bir ineğimiz yakın zamanda doğuracak. Onun da videosunu çekeceğim inşallah. Bildiğiniz üzere şimdi yavaştan konuya geçelim. Konuyu da fazla saptırmayayım. İlk önce dedim şöyle ahırı bir göstereyim. Ondan sonra e, asıl konumuza geçelim dedim. Şimdi... Şu düvemiz gebe. Bunu kontrol ettirdik. bunu da kontrol ettirdik ama boş çıkmıştı. Hatta kontrol ettirdiğim gün bu suyuyordu. Bunun kontrollerinde yani ahırdaki ineklerin kontrolünde bu düvemizin kızgınlığına dek getirdim. Böyle olmasının yani böyle yapmamız sebebi o düvemizde bir sıkıntı mı var? Acaba ondan mı sürekli bu arsıyor diye yumurtalıklarına bir baktırdım. Çünkü 3 sefer boğaya geldi ahırdaki bütün ineklerimizin tutmasına rağmen şu düvemiz tutmamıştı. bu bu arsince de veterineri çağırdım. Hem ahırdaki iki inek, bir de bu 3 inek, bir de bu düvemizi kontrol ettirdim. yani veterineri bir daha çağırmayayım diye. Çünkü veteriner paraları malum yüksek. Yani adamların da hakkı bir şey de diyemiyorum. Çünkü yani asker ücret olmuş 11.500 lira. Her şeye zam geliyor. Onlar da illaki alacak. Ama ahırınıza ne kadar az veteriner girerse o kadar sizin için de iyi olur. Hayvanlar için de iyi olur. Ee, bunu dememin sebebi hayvanlar veterineri gördüm o mavi önlü ya da yabancı birini gördüm mü deli oluyor, stres oluyor. İnanın su da azalıyor. Hayvan sizden korkuyor. Yani bunlar hep size eksi yönde katkılar. O yüzden ahırınıza ne kadar az veteriner girerse sizin için de o kadar iyi olur. Şimdi bütün ineklerimiz tuttu. Bir tek bu tutmadı. Eğer bu da tutsaydı e 4 tüneğimiz yani bununla beraber 4 tane iki düve, iki de inek hepsi bir ay içinde bozarlayacaktı. Yani aralarında 3-5 gün fark vardı. bir hafta olan vardı. Şu an tam tarihlerini hatırlamıyorum da. Eğer bu da tutsaydı çok güzel olacaktı. Gerçi tutmadı da yani illaki bir şey vardır bizim hatamızdan dolayı. Onu da şimdi söyleyeceğim. Çünkü yani buzaların hepsinin birden olması iyi, bir o kadar da zor. Çünkü bir buzaya bakmak mı kolay? 4 buzaya bakmak mı kolay? Bu zor tarafı iyi tarafı da gördüğünüz gibi bakın iki tane kurbanlığım vardı ikisini beraber sattım kendi kapımızdan büyümekte elime toplu para geçti böyle dört tanesi de birden oldu mu satışı da kolay olur satması da iyi olur Elimize toplu para geçir, iyi yani bu ama ölüm olmadan hayırlısıyla da olsun gerisi bizim için önemli değil. Şimdi bunun tutmama sebebi veterineri el attırdım bu niye tutmamış tohum bunun beslemesini yanlış yapıyoruz beslemesini yanlış yapıyorum ben kastım. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Kurbanlıklarına düveler, damızlık düveler aynı yerde. Yani kurbanlığa döktüğüm yemi bu yiyor. E bu da beside gibi. İnanın sattığım kurbanlıklardan belki üstündür. Çünkü erkek hayvana göre dişi hayvan daha iyi et tutar. Bunların da hemen hemen yaşları aynıydı. Buradaki dört hayvanın da. İnanın tosunlardan daha etliydi diyebilirim. Zaten videolarımı izleyenler bilir. Gerçekten niyet tuttu. Tohum tutmamasının sebebi de beside gibi yani yağlandırdığımızdan tutmuyor. Üç sefer tohum bu ağaya geldi. Ee, sanırım bu son çektiğimizde tuttu. Son çektiğimiz tosun da şuradaki simental tosunumuz daha doğrusu mondofan akbaşlı. Videolarımı izleyenler bilir. Ee, sanırım tuttu. Bunun da kontrolünü yaptıracağım. Ama e, şöyle bir iki ay geçmesini bekleyeceğim. Daha doğrusu bir ay geçsin. Ondan sonra kontrol yaptıracağım. Çünkü bazen bazen veterinerlerde yanlış şey yapabiliyor. Yani boş dedi hayvan dolu çıkıyor, dolu dedi hayvan boş çıkıyor. Bunun böyle olmasının sebebi erken kontrol ettirmede. En az iki ay olsun hayvanınız ondan sonra kontrol ettirin. Ee, daha garanti sonuç alırsınız. Mesela ben şu hayvanı kurbana verecektim. Her videoda dedim kontrol ettireceğim, kontrol ettireceğim dedim. Kontrol etme müdürmemem sebebi yakın gebe olmasından dolayı. Çünkü bazen veterinerler de şaşırabiliyor. Eğer buna boş deyip de ben bunu kurbana satıp kestirseydim inanın vicdan azabından kalk olurdum. Çünkü karnındaki buza kendi dişi hayvan, damızlık ee, o yüzden hayvanınız varsa veterinere 2 aydan önce kontrol ettirmeyin. E ee, falan bakıyorlar. Yani onda biraz daha olasılık yüksek ama inanın onda da bile veterinerler diyor ki 2 ay önceden kontrol ettirmen 2 ay daha garanti olur diyor. E ee, annecanız bu düvemizde tuttu sanırım. Çünkü bu arsamadı. Bu arsada görürdük. Şu düvemiz var. Bunların ikisi şu an yanlış hatırlamıyorsam 12 ay devirdiler yani evet. Aralarında şu dişi düve biraz daha büyük şundan. iki hafta kadar büyük. Ama erkek hayvan olduğu için dişi düveden daha yüksek. yani daha boylu. diş hayvan biraz daha yavaş büyüyor. Ama besi de tam tersi oluyor. Erkek hayvan 8 ayda besiye girerken inanın şu dişi düve 3 ayda besiyi doldurdu. Yani kestirsem üstünde 270 kilo et vardı. Şimdi ahırımızın son durumu bu şekilde. Asıl konumuza gelelim. Düve ne zaman tohumlanmalı? Çünkü e, daha doğrusu şimdi konular şöyle. Düve ne zaman tohumlanmalı? Doğru tohumlama ne zaman? Erken tohuma gelen yani boğaya gelen hayvanı tohumlamalı mıyım? Bekletmeli miyim? Bu tür sorulara cevap vereceğim şimdi. Şimdi düveyi ben ne zaman tohumluyorum? Kendim için söyleyeyim. Arkadaşlar düveyi ben yani 18 aylıkken yani 18 ay civar tohumluyorum. 17 ay, 18 ay oldu mu tohumluyorum. Mesela şu hayvanımız 14 aylıkken falan boğaya geldi. Ama ben tohumlamadım. Bir daha boğaya geldi, bir daha tohumlamadım. Ondan sonra bir ara boğaya gelmedi. Biraz beslemesini iyi yaptım boylansın diye. Büyük ihtimal ondan boğaya gelmedi. Sonra 18 aylık olunca tohumladım. Gayet de iyi bir zamanda tohumladığımı düşünüyorum. Çünkü bu hayvanımızın annesinin boyu küçük. Bir de ben bunu erken tohumlasaydım İnanın annesinden de küçük olurdu. Yani hayvanınız varsa ben 18 aylıkken boğalıyorum. Yani boğaya gelince tohumluyorum. Siz hoca öyle yaparsanız iyi olur. Böyle yapmamız sebebi şimdi bizim işletmemiz e, büyük çiftlik değil. Yani ari işletme değil. Eski usul, saman ve yemle besliyoruz arkadaşlar. Ne sılaj veriyoruz ne yonca veriyoruz. Yani şurada bir yoncamız var. Dışarıda şimdi pencereden güneş yansıyor. Eski videolarımı izleyen bilir. Yani bir döneme yakın bir yonca var. Arada bir orayı yayıyorum. Yani yoncaya dair hiçbir şey vermiyorum. Sılaj e, bir sene verdim, iki senedir. Daha doğrusu geçen sene vermedim. Ondan önceki sene de verdim. Sılaj vermemem sebebi de bizim ilçemizde iyi bir sılaj olmuyor. Yani danesi az oluyor. Yani onu vereceğimi de yem vereyim diyorum. Vermiyorum. Bir de kendimiz mısır üretmiyoruz. Ondan vermiyorum. Yani şu hayvana verdiğim samandır, yemdir. Çoğu kendi mahsullerimiz. Kendi tarlalarımızdan çıkma. O sebepten dolayı vermiyorum. Yani bu şekilde beslediğimde 18 aylıkken 19 aylıkken hatta 17 aylık 18-19 civarında tohum yani boğaya geldiğinde bu boğa şey yapıyorum çekiyorum tosuna. Ee, şimdi kitapta yazanı söylemek gerekirse yani kendim de veterinerlik öğrencisiyim son sınıfım. Ee, bize öğretilen de size söylersem düve en erken 14 aylıkken bu tohumlanır diyor yani en erken minimal şeyde 14 aylıkken tohumlanır diyor. Tabi bu 14 aya yanılmayın. Çünkü bu 14 aylık şu hayvanlardan kastlı etçi ırklar için kastlı yani etçi ırklar için söylenmiştir. Bunu etçi ırklar için söylemelerin sebebi etçi ırklar bildiğiniz üzere çabuk et alıyor, çabuk büyüyor, çabuk gelişiyor. Çabuk gelişince de tohumlarsanız da bir şey olmaz mantığının bunu kitaba yazmışlar 14 aylık diye. Ama bizim standartımız şu olsun. Bir hayvan canlı olarak 370-350 kilo canlı ağırla uğraştığında artık tohumlama yapabilirsiniz. Bu da en erken tohumlama şeyi. Ee, çünkü yani erken tohumlamada şu gibi sıkıntılar olur arkadaşlar. Sütü az verir. Boylama yapmaz. Çünkü tam düvey yani bakın şu hayvan 13-14 aylık. Daha doğrusu 12 aylık. Ee, yeni girdi 12 ayına. Ee, yani şunu ben 4 ay sonra yani 3 ay sonra bilen bu, tohuma geçsin yani bu arsızsa bu aya çeksin. Boyu inanın ufacık bir şey kalır. Yani bu hayvandan da ne et alırsınız ne süt alırsınız. Bu iyi olur mu? İyi olur. Ama o da şu şekilde iyi olur. Bu anız iyi olur. Buna bir şarılı atacaksınız, etçilik atacaksınız. Anca o şekilde iyi olur. Çünkü e, kendine iki buzası ne olsun mantığı vardır. Boylu hayvanın mesela ahurdaki ineklerimizin bizim boylu. Bunlara kötü tohum da atsam e, buzağları iyi oluyor. Çünkü yani tosun kötü olsa bile annesi iyi. Yani oradan kazanıyoruz. Ve her zaman boylu hayvan daha çok süt verir. E, bu sebepten dolayı düveleri doğru zamanda tohumlamak önemli. Şimdi konu, konuyu açıyor fazla saptırmadan. E, asıl noktayı söyleyeyim. Eğer düveniz varsa 18 aylık olmadan bence tohumlamayın. Eğer benim gibi bakıyorsanız çiftliklerde bu 2 yaşında tohumlama olur. Yani 18 aylıkken onlar da başlar. Ama böyle iyi bir çiftlikler 24 aydan önce tohumlamaz. Yani 2 yaşına gelmeden tohumlamaz. daha doğrusu 20 aylık, 21 aylık olunca tohumlarlar. Bildiğim çiftlikleri de için söylüyorum. Ama siz benim gibi böyle bir işletmeniz varsa eski usul yapıyorsanız 18 aylık olunca tohumlayın. 18 aya da bakmayın çünkü bazı hayvanlar yoz oluyor yani ufak kalıyor Piç hayvan dediklerimizden oluyor yani ufak tefek hayvanlardan oluyor. Ee, bunun standardı şu ee, 370 kiloya gelen hayvan yani 400 kilo diyelim biz buna 400 kilo canlı ağırlığa gelen hayvan tohumlanır bence en erken şekilde diyorum. Ee, normal tohumlama şeyi 18 aylık. Bu de bunun ölçüsü var arkadaşlar. Ee, kitapta yazanı söylüyorum size. Ee, hayvan 127 santim boyunda olacak. 127 santimden daha kısa şu şekilde. Ayağını şuradan metreyle ölçüyorsunuz. Şuraya kadar 127 santim oluyorsa tohumlama zamanı gelmiştir diyor. Bunu diyen bize öğretilen kitap. Yani veterinerlik kitapları. Ee, yani bu kitaba da fazla bakmak iyi değil bence. Çünkü inanın bize öğrettikleriyle burada yaptıklarım arasında çok fark var. Kitapta yazılan her şey e, uygulamada yanlış sonuç verebiliyor. Hayvancılığın içinde büyüdüğüm için ee, yani gözle de görebiliyorum. İnan okulda öğretilenle yaşadığımız yani şu baktığımız hayvanlar arasında dağlar kadar fark var. Kitapta bazı şeyler yanlış olabiliyor. Ee, şimdi konuyu özetleyecek olursam düveniz varsa 18 aylıkken tohumlayın. Erken tohumlamada şu sıkıntılar olur. Hayvanın boyu çıkmaz. Boyunun çıkmamasının sebebi hayvan tam gelişme çağında. Siz şimdi onu tohumladınız. Karnında buzağı sığır. Hayvan kendini boyuna mı versin, buzağı mı beslesin? Tabii ki de anne olduğu için buzağı besleyecek. Boyu illaki artar ama boylu postu olmaz. Boyu ufak kalır. Sütü az olur. Çünkü süt torbası gelişmemiş olur. Ee, yani gelişme aşamasında olduğu için süt torbasının gelişimini buzağa verir. Boyundaki gelişimi buzaya verir. Ee, bu sebepten dolayı erken tohumlamada bu sıkıntılar olur. Her şeyin zamanı iyidir. Yani zamanında yapılan iyidir e, ee, tarlaların ekimi filan yani o, o şekilde zamanda ekilen mahsul her zaman iyidir. Zamanda tohumlanan düve de her zaman kalitelidir. Süt yönünden olsun, et yönünden olsun. Ee, mesela şu hayvanı biz fazla beklettik. Bunu fazla bekletmemin sebebi annesi ufaktı, kendi de ufaktı. Biraz boylansın dedim. Ondan böyle bu zarar, yani tohumladım. Mesela şu hayvanı da geç kaldık. Çünkü bunun annesi de boylu postu. Babası da boylu postu. Kendi hayvanımız. Şu hayvan karnında geldi annesinin. Şunu biz kendimiz aşıladık. Annesi de bizdeydi. E, bunda geç kaldık. Geç kalmamızın sebebi de yemlemeyi yanlış yapmamız. Hayvan beside olduğu için tohum tutmadı. E, emin olun bu hayvan bundan boylu olacak. Normalde bu hayvan daha büyük bundan. Ama bu onu geçti. Çünkü annesini belli, babası belli. Biraz da e, yemi çok verdiğimizden boylandı. E, geç tohumladığımız için hala da boylanacak. Ee, şimdi başka cevaplamadığım soru var mı? Şöyle bir düşüneyim. Ee, sanırım yok. Ee, yani erken tohumlamadaki olan şeyler söyledim. Doğru zaman tohumlamayı söyledim. Ee, kaliteli bir buzağı almak istiyorsanız, kaliteli bir damızlık yetiştirmek istiyorsanız, 18 aylık olmadan hayvanınızı buzla, yani tohumlamayın. Bu bile, yani boğaya gelse bile tohumlamayın. Ee, Tohum olarak da şöyle bir yol izliyorum ben. Eğer düveyse bu hayvan ve 18 aylıksa yani ilk tohumlamasını yapacaksanız bence boğa kullanın. Çünkü düvelerde ilk tohumlamayı çektiğinizde genelde tutma olmuyor. Yani tutma olası da düşük oluyor. Ee, o yüzden ben de boğa kullanıyorum. Mesela ben şunu iki sefer çektim. Şunu üç sefer çektim. Üçüncü de tuttu. Bu ikinci de tuttu. Böyle olmaz. sebebi hayvan daha ilk defa tohumlanıyor. Tutmuyor yani. Siz şimdi bir de şey kullanırsanız veteriner aşısı kullanırsanız o veteriner aşısında inanın çok az bir sperma var. Ama bu ada milyon tane bu sperma var. Yani o 3-5 tane yani misal söylüyorum. Spermanın tutma olasılığıyla milyon tane spermanın buzağı olma olasılığı arasında dağlar kadar fark var. Şu an bir buzağı olmuş. Yani annesinin karnının yani arkasından çıktığında doğduğu gün bir buzağı 15 bin lira en aşağı diyorum. 15 bin lira zararınız olur. Her bir tutmadığında yani inek bir tutmadı. 20 gün sonra bir daha boğarsayacak. Yani bir ay kaybınız olur. Ondan dolayı Düveniz varsa bence iyi bir tosun bulun, ona çekin. Ben bunları kendi tosunumuza çektim. Biraz kötü yorum aldım, haklısınız da. Ama etrafımda boğa yok arkadaşlar. İyi boğası olan yok. Yani komşumuzun bir tosunu var ama çok büyük. Düvelerim ufak daha. İnanın tosun 1200 kiloluk. Yani buna çıksam hayvana yazık olur. Belki bir tarafı sakatlanır diye. Kendi boğalarıma çektim. Eminim iyi buza alacağım. İyi buzadan kastım şu şekilde. Yani simentela çektim ben bunları genelde. Bunun kanında simenterlik var. Bunun zaten kanı simentel. Akbaş bir buza. Düve. O yüzden atlarından simentel bir buzağa çıkacağını düşünüyorum. Simentel çıkmasında şu sebepten dolayı istiyorum. Hayvancılık yapanlar bilir. Yeni başlayanlar da bilmiyorsa buradan söyleyeyim. Arkadaşlar rengi kırmızıysa 10 bin lira fazla o hayvan. Kırmızıdan kastım simentel ise o hayvan 10 bin lira fazla. Üstelik satımı da kolay. Yani siz pazara götürdünüz satacaksınız ya. İnanın hem rahat satarsınız hem fazlaya satarsınız. O yüzden siz şuradaki simental tosunumuzu kullandım. Mondofon Akbaş tosunumuzu. Ee, bu zararlı günleri de size çekeceğim. Hayırlısıyla o günlerde göreceğiz. Umarım sorularınızı cevaplamış olurum. Yani e, sormak istediğiniz net bir cevap olarak vermiştirim. E, yorum yapan bir abim vardı. Yanlış hatırlamıyorsam adı İlhan'dır. İlhan'dı. Yani YouTube adıyla söylüyorum. 2-3 sefer yazdım. O yüzden bu videoyu çektim. Konu da güzel olunca umarım beğenirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.